Merhaba, ben Burcu Erbil Çiftçi. Özel Varlık Anadolu Lisesi ve Felsefe Kültür Sanat Derneği'nin Leyla Erbil'i anmak üzere birlikte düzenlediği Leyla Erbil'den Kalan adlı etkinlik kapsamında bugün kızı Fatoş Erbil Pınar ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Söyleşimize hoş geldiniz Fatoş Hanım. Hoş bulduk. İzninizle sizi kısaca tanıtmak istiyorum. Sayın Erbil Pınar, Lyon Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler bölümünden mezun olduktan sonra Sorbonne Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. Ardından Türkiye'ye gelerek uzun yıllar yayıncılık sektöründe çalışmalar yürüttü. Kendisiyle ilk defa 2019 yılında benim de görev yaptığım Varlık Lisesi okul binasında yer alan konferans salonumuza Leyla Erbil'in ismini vermek istediğimizi iletmek ve onayını almak üzere iletişime geçmiştik. Varlık Lisesi yönetiminin bir yazar olarak kaleminin ve varoluşunun her zaman özgürlükçü, duyarlı ve cesur, bir entelektüel olarak hiçbir mecraya sığınmamış ve hiçbir mecraca kutsanmayı da kabul etmemiş olması nedeniyle Leyla Erbil'in ismini taşıyan bir konferans salonu oluşturma fikrine onay verdiğiniz için yönetim adına bu buluşmamız vesilesiyle size tekrar teşekkür ediyorum Fatoş Hanım. Ben teşekkür ederim Leyla Erbil ismini yaşattığınız için. Salonumuzun isminin Leyla Erbil olması bizim için bir kıvanç kaynağı. Yıllar boyunca da hep böyle olmaya devam edecek. Teşekkür ediyorum tekrar. Rica ederim. Annem herhalde çok mutlu olurdu çünkü gençlerle olan bağlantısını hiçbir zaman kopartmak istememişti. Çok güzel. Yani bu böyle bir mutluluğa keşke biz de vesile olabilseydik o yaşarken ama biraz sizi umarım ziyadesiyle memnun etmiştir bizim bu Aynen, kararımız. teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben de tekrar. Fatoş Hanım, bu söyleşi boyunca Leyla Erbil ile geçen çocukluğunuzu, ilk gençlik yıllarınızı ve yetişkinlik döneminizi sizin bakış açınızdan ve Leyla Erbil'in yazar kimliği bağlamında konu etmek istiyorum. İlkin çocukluk döneminizin hangi yaşında annenizin bir yazar olduğunu fark ettiniz? Yani bir yazarın çocuğu olduğunu fark ettiniz. Bunun hemen ardından şunu da eklemek istiyorum. Bu farkındalık çocukluğunuzu nasıl etkiledi? Şöyle bir yazar çocuğu olmanın başkaları için taşıdığı anlam söz konusu çocuk için fazlaca geçerli olmuyor. Belki başka yazar çocuklarına sorduğunuzda farklı cevaplar alabilirsiniz ama benim için en azından öyleydi. Annesi çokça daktilo başında çalışan ve hayatını bunun bir parçası olarak gören bir çocuktum ben sadece. Sadece bir fark vardı. Evin atmosferi gayet standart dışıydı ve başka evlere benzemiyordu. Bunun algısı bende çokça vardı. Ama anlamını bilmezdim. Yazar çocuğu olmanın farkını çok sonra fark ettim ben. Çünkü bu gecikmedi algının iki nedeni olduğunu düşünüyorum. Birincisi öncelikle 60'lı ve 70'li yıllarda yani ben 60'lıyım. İlk yaşlarımda annem çok bilinen popüler bir yazar değildi. Kaldı ki popüler olmayı her zaman reddetmişti. O nedenle çok kısıtlı bir çevrede benim bir yazar çocuğu kimliğim vardı. Bu da benim için hiç önemli bir şey değildi. Daha sonraları kendi işim, kendi sosyal çevrem, kendi network'ümün içinde ben bu kimliği her zaman sakladım. İtiraf ediyorum ki. Ve zorlanmadıkça Leyla Erbil'in kızı olduğumu hiçbir zaman söylemedim. Çünkü bu kimlik bana başkasının gölgesinde ya da başkasının itibariyle yaşamak, kendini küçültmek gibi hissettirdi. Fakat ölümünden sonra bu düşüncem tamamen değişti. Çünkü Leyla Erbil isminin sorumluluğunu aldım. Sanıyorum Türkiye'nin politik, sosyal konjonktürü de buna yardım etti. Çünkü annem oldukça politik bir kimlikti edebiyatçılığının yanı sıra. Sahip çıktım ismine. Ve o noktada da bu bir kimlik savaşı değil, bir entelektüel mirası sahiplenme durumu oldu. Ve bu tür söyleşilere kesinlikle hayır derken evet demeye başladım dolayısıyla.
Çok teşekkür ederiz. Bu kararın ardından en azından tesadüf etmiş olmak çok keyif verici bizim için. Bu söyleşi oldukça verimli, keyifli geçecek umarım. İkinci sorum annenizin eserleriyle ilgili olacak. Yani siz annenizin yazar olduğunu fark et, elbette bu farkındalık hep yaşantınıza eşlik etti. Peki onu ilk ne zaman okudunuz? 12 yaşlarımdaydım. Kendi kitaplarını okutmak için hiçbir çaba sarf etmezdi bana. Bunu da okuyabilirsin dedi. Benim çokça kitap okuma görevim vardı. Devamlı önüme bir kitaplar gelirdi. Ben de gayet robotik bir durumda okurdum o kitapları. Hatta bundan bir 5 yıl önce falan şöyle bir karar aldım. Okuduğum bütün kitapları herhalde tekrar okumam gerekiyor, önemli kitapları dedim. Çünkü muhtemelen büyük bir birikim yaratmıştır ama çok küçükken okumanın dezavantajını yaşadığımı düşünüyorum. Çok kısır bir noktadan bakıyorsunuz bir esere o yaşlarda. Dolayısıyla birçok kitabın arasında o ilk kitabını, ki çok ilginçtir, hatırlamıyorum hangisi olduğunu, onu da okumuştum. Fakat ben de bir iz bırakmamıştı, çok fazla bir şey muhtemelen anlamamıştım o zaman. Ancak yıllar sonra tekrardan kitaplarını okuyup bir değer oluşturdum kafamda ya da algımı yükseltti diyebilirim. Anladım. Çok imge dünyası çok geniş. Yarattığı imgeler, gerçekten kullandığı dil, evet bir çocuk için çok zorlayıcı olabilir. Ama annenizin yazdığı bir metni okumanın sanıyorum farkı diğer metinleri okumanın yanında biraz daha fark ediliyor. Yani şimdi bu yaşımda okuduğum zaman çok etkileniyorum. Çünkü hayatımızdan da parçalar buluyorum. Ve çok da özel olarak izlenmiş bölümler var orada. Hani hep otobiyografik deniyor. Tabii ki öyle, kısmen öyle. Ama çok güzel başka bir resmin içine saklanmışlar. Onu görüyorsunuz. Evet. Tam da buradan bağlantısını kurarak diğer soruma geçmek istiyorum. Peki annenizin kaleminin nelere dokunduğunu, neleri tartışmaya açtığını ve özgünlüğüne ilişkin farkındalığınız yaşamınızın hangi döneminde oluştu? Çok geç oluştu. Bir reddetme döneminden kabullenme dönemine girince oldu. Yani bu da herhalde 30'lu yaşlarımdadır. Burada belki anne kız ilişkisinin de bir rolü vardır. Çünkü öyle ya da böyle bir reddetme döneminden geçer insan. Ben de 17-18 yaşlarımda zaten evden ayrıldım, yurt dışında okuduğum için. O dönem herhalde yaş olarak kendini bulma ya da ispat etme yaşları oluyor. Dediğim gibi sonraları Türkiye'ye döndüğümde ve tekrardan farklı bir diyalog kurduğumda annemle o zaman keşfettim diyebilirim. Evet. Peki Fatoş Hanım, Leyla Erbil'in özellikle kadın meselesine, dolayısıyla erkeklik meselesine de yoğunlaştığını göz önünde bulundurarak kalemiyle verdiği mücadeleyi siz bir entelektüel, çağdaş kadın olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu geniş soruyu cevaplarken yine hem anılarınız hem de bugünden o geçmişe baktığınızda yaptığınız okumalarla cevaplarsanız çok sevinirim. Bu biraz ikircikli bir soru çünkü Leyla Erbil bir feminist olarak da adlandırılıyor. Daha doğrusu feminist kimliğiyle de özdeşleşiyor diyelim. Bense buna hiçbir zaman ikna olamadım. Bu muhtemelen bazılarını üzecek ama ben şahsen buna ikna olamadım. Çünkü bana göre annemin bir feminist kimliğinden çok bir hümanist kimliği vardı. Ve kadın hakları mücadelesinin içindeydi ama bir feminist bakış açısıyla değil, felsefe olarak bir insan hakları mücadelesi veriyordu. O öyle görüyordu daha çok olayı. Ve bazı feminist söylemleri de reddederdi.
Belki röportajlarında vardır, inceleyenler, araştırmacılar bilir. Belki yoktur ama ben ondan duyduklarımla birçok feminist söylemi reddettiğini de hatırlarım. Özetle o bu mücadeleye daha geniş açıdan, daha kapsamlı bakıyordu. Bir kadın haklarından çok bir özgürlükler bağlamında ele alıyordu. Ve işte dinlerin, dünya düzeninin, bütün var olmuş sistemlerin insanlığa dayattığı sömürünün belki en çok kadınlara haksızlık ettiğini biliyordu. Öyle görüyordu. Ve sanıyorum bu kendi konuları içinde, yazıları içinde bunu da çokça dile getirmişti. Özellikle son 1-2 yıldır belki biliyorsunuzdur basından iş kültür annemin defterlerini yayınlamak için çalışma yapıyor. Çokça defter var ve ben de doğal olarak yayın evine vermeden önce bütün onları okudum. Bunu doğrulayacak birçok yazıda buldum o notların içinde. Sanıyorum yıl sonuna kadar defterler yayınlanırsa okurlar da bunu görebilecektir. Evet, ben şu soruya geçerken arada şu bağlantıyı da yani bir entelektüel mirası siz annenizin mirasını sahiplendiniz ve bu bağlamda yaptığınız bazı çalışmalar var. Bunlardan biri, ilki Boğaziçi Üniversitesi ile yürütülen bir kişisel arşiv projesi. Şimdi belirttiğiniz iş kültürden bizzat not defterlerinin yayınlanması projesi gibi. Annenizin bu tarz kişisel arşivini de bir miras olarak kabul edip bunu yine onun yazarlığı bağlamı içerisinde görünür kılmaya çalışıyorsunuz. Bu çaba gerçekten çok takdir edilesi. Bunu çünkü birçok kadın yazarın ya da entelektüel üretimlerde bulunmuş birçok kadın yazarın şu ana kadar kişisel arşivlerine çok ulaşılamıyor. Hani belki çağdaş yazarlar için bunu söylemek çok mümkün olmasa bile çünkü artık o yazarlarda da bu kişisel arşiv bilinci çok gelişti. O yüzden bu mirası soracağım size. Size kalan miras. Kişisel arşivine yönelik bir miras var. Onun dışında entelektüel bir miras üstlendiniz. Bunlarla ilgili başka neler yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, ölümünden itibaren bu defter meselesini çokça tartıştık. Hem kendi çevremde, kendi beynimde, iş kültürle. Çünkü burada bir izin alma etiği gerekirken o yok. Ve bu benim şahsi sorumluluğum boyutuna geliyor. Necmi Sönmez dostu ona oradaki yani kütüphanesinde bulunan yazıları yayınlamasını söylemiş vefatından önce. Fakat hangilerinden bahsediyor? Çünkü onlarca binlerce kağıt, defter, evrak vardı. Yani bilemedim. Böyle bir vasiyeti olup olmadığını bile emin olamadım. Ona rağmen şunu düşündüm. Ahmet Arif'in mektuplarını kendi yayınlamıştı ve bu yayını yaparken, yani daha doğrusu yayın evine bütün bu mektupları verirken de şöyle bir şey söylemişti. Bu benim Ahmet Arif'e olan vefa borcum olmalı. Çünkü onun ismini çok iyi yaşatamadılar ve bu bana düştü ya da bunun gibi bir cümle kurmuştum. Dolayısıyla orada o cesareti başkası adına gösterdiyse ben de onun adına bu cesareti gösterebilirim gibi bir mantık kurdum. Bu defterlerin özellikle araştırmacılara, edebiyat dünyası için çok değerli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Ama halka açık olup olmaması gerektiğinde hala bilmiyorum. Yaşayacağız, göreceğiz. Aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nin çalışması da edebiyatçılar açısından sanıyorum oldukça kıymetli. Çünkü orada bir eseri nasıl oluşturduğu ve nasıl dönüştürdüğünü takip edebiliyorsunuz. Bu herhalde bir yazarı anlamak için önemli bir araştırma konusu. Artı çokça mektup var.
ve edebiyat dünyasının mektupları bunlar. Yani yazarlardan yazarlara mektuplar. Onlar da o dönemin Türk edebiyatının canlı örnekleri. Sanıyorum bu da çok kıymetli bir şey. Boğaziçi Üniversitesi çok güzel bir iş yaptı. İşte yıllardır da çalışıyor. Çok ciddi bir arşiv taraması yaptılar. İşte ayrıştırdılar. Hepsini özel olarak korumaya aldılar ve vesaire. Ve araştırmacılara çok yakında açacaklar. Onun dışında Anatolia Litt ciddi bir çalışma yapıyor. Kalan İngilizceye çevriliyor. Harika. Evet, o beni de çok sevindirdi. Çünkü kalanı İngilizceye çevirmek herhalde imkansıza yakın bir şeydi. Şiirle düz yazı arasında bir tercüme çok çok zor bir tercüme. Evet. Evet, birçok çalışma bir arada yürüyor. Bir web sayfası çalışmamız var. Onu da hayata geçirmek istiyordum birkaç yıldır. Uzaktan çok zor oluyor bu işler. Çok fazlaca uzakta yaşadığım için biraz daha yavaş ilerliyor ama çalışıyorum. Evet. Çeviriyle ilgili verdiğiniz bu haber oldukça sevindirici. Evet. Çünkü bizim bu söyleşim yayınlandıktan 2 gün önce aslında bir söyleşimiz daha yayınlanmış olacak. Bu söyleşiyi de Leyla Erbil kitabının yazarı Elmas Şahin'le gerçekleştirdik. Ve Sayın Şahin'in belirttiği şey söyleşisinde Leyla Erbil'in dünya edebiyatı içerisindeki yerinin tespit edilmesi için öncelikle Leyla Erbil'in dünyaya tanıtılması gerekliliğinden bahsetti. Ve Almanca ve Fransızca çevirileri olsa dahi İngilizcenin daha yaygın bir kullanılan bir dil olması bakımından İngilizceye çevrilmiş olmasının çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Bu çok sevindirici bir haber. Evet, çok ben de çok sevindim. Özellikle Emi'ye çok teşekkür etmek gerekiyor buradan. Çok ciddi bir emek harcadı. Aynı zamanda Tuhaf Bir Kadın'ın İngilizce çevirisini 70'li yıllarda Nermin Menemencioğlu yapmıştı. Fakat yayınlanmadı kitap. Şu anda Emi onu da tekrar anlaşmayla yayına soktu İngilizce olarak. O da yayınlanacak. Harika. Çok Evet. teşekkür ederim bu Ben söyleşi teşekkür için. ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederim tekrar. Size de iyi çalışmalar. Bu mirası sahiplendiğiniz Leyla Erbil'in tanınırlığını, bilinirliğini, görünürlüğünü artırmak için attığınız her adım için size çok teşekkür ediyoruz okuyucuları Çok olarak. naziksiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.